Arkadaşlar, 8. sınıf öğrencilerimiz. Arkadaşlar, bugün inşallah dinin temel gayesini anlatayım dedim. Toplam 5 maddemiz var aslında. Ayrı ayrı derste anlatabilirdim ama bu derste anlatıp bitireyim dedim. Bir sonraki derste inşallah yani farklı bir şeyim var, planım var. İnşallah onu da o şekilde işlemiş olalım diye düşündüm. Bugünkü konumuz dinin temel gayesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim LGS'de arkadaşlar en son konu, yani din kültüründe en son konu, soracağı konu dinin temel gayesi olacak. Yani demek istediğim şu, bizler birinci, ikinci ünitenin hepsinden sorumluyuz. Üçüncü ünitenin ise ilk iki konusundan sorumluyuz arkadaşlar. Şimdi bakalım, öyleyse derse başlayalım. Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Arkadaşlar, yani bir dinin amacı nedir? İnsanların hem dünyada mutlu olmalarını sağlamak, hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamak. Dünyada nasıl mutlu olur arkadaşlar insan? Allah'ın emir ve yasaklarını yaparak, doğru yola iletilerek, efendim söyleyeyim, doğruları yaparak, insanlarla iyi geçinerek, değil mi? Bu şekilde. Yani bir insanın dünyası sağlam olursa, güzel olursa, Allah ve Resulünün istediği şekilde olursa, hem dünyası kurtulmuş olacak, hem de ahireti kurtulmuş olacak. İslam'ın açıkladığı emir ve yasakların amacı arkadaşlar, insan ahlaken yüceltmektir. Bildiğiniz gibi Tin suresinde arkadaşlar ne diyordu? Ahsani takvim, yani arkadaşlar yaratılanların en iyisi, yani yaratılmışların en güzeli anlamında ahsani takvim. Bir de esfele safilin, o yaratılmışların en kötüsü, o hayvanlardan dahi arkadaşlar kötü duruma düşmüş olan insanlar mevcut. İşte insanlar o duruma düşmesin diye İslam dini, yani dinimiz arkadaşlar nedir? İnsanın ahlaken yücelmesini hedeflemiştir, amaçlamıştır. İslam dini bireysel ve toplumsal hakları güvence altına almıştır. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bir insanın hem kendisinin bireysel olarak hakları vardır, hem de genel olarak toplumunda hakları vardır. Ve din bunu güvence altına alır arkadaşlar. İlk önce biz hak nedir buna bakacağız. Ondan sonra o hakları inşallah bireysel veya toplumsal hakları arkadaşlar ele alıp inceleyeceğiz inşallah. Hak kelimesini kesinlikle bilmeniz gerekiyor sözlük anlamlı. Çünkü sınavlarda karşınıza çıkarsa yapabilmeniz için bunların bilinmesi şarttır. Sözlükte gerçek demek, doğru demek, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamlarına geliyor. Terim anlamına bakacak olursak, hak ne demektir arkadaşlar? Dinin veya hukuk düzeninin kişiye tanımış olduğu yetkidir veya ayrıcalıktır arkadaşlar. Dinin veya hukukun kişiye tanımış olduğu yetki veya ayrıcalık diye biz tanımlayabiliriz hak kelimesini. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar hak kelimesi şu anlamlarda kullanılmış. Bakalım, uygun söz, doğru haber ve doğru yol gibi anlamlarda kullanılmıştır. Değil mi? Ne diyordu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle ilgili hak din, değil mi arkadaşlar? Hak söz, hak yol gibi bu şekilde ifade ediliyor. Hazreti Peygamber'in hadislerinde ise varlığı kesin olan, kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle gerçek ve sabit olan şey anlamında kullanılmaktadır. Nasıl? Peygamber Efendimiz'in hadisine baktığımızda ne diyor arkadaşlar? Ölüm haktır örneğin. Allah'ım senin varlığın, birliğin haktır. İşte kıyamet haktır, hesap günü haktır.
Değil mi arkadaşlar? Bununla yani hak kelimesini biz oradan öğrenmiş oluyoruz. Geçelim öyleyse. İslam dinine göre hayatını, bir insan hayatını en güzel ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için bazı temel haklara sahip olduğunu biz görüyoruz arkadaşlar. Ve İslam dini bu hakları ne yapıyor? Koruma altına almış oluyor. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Canın korunmasıydı. Candı. Çok önemli değil mi arkadaşlar? Nesil. İnsanın hayatının devam edilmesi için. Akıl, mal ve din emniyeti arkadaşlar. Bunlar 5 ana başlık altında ele almış ve incelenmiştir arkadaşlar. Bizler de bu şekilde yapacağız. Canın korunması İslam dinine göre en temel haklardan sayılmıştır arkadaşlar. Ha şunu da belirteyim. Şurada sayacağımız 5 temel hak arkadaşlar sadece bununla bitmiyor. Birçok var ama ana başlıklar halinde arkadaşlar biz bu 5 tanesini ele alıyoruz. İslam dini bireyin yaşama hakkını daha anne karnındayken arkadaşlar güvence altına almıştır. Nasıl güvence altına almıştır arkadaşlar? Bildiğiniz gibi insan artık anne karnına düştü mü? Yani ona artık belli bir ay sonra diyelim ki 1 ay veya 2 ay sonra artık ona ruh üflenir arkadaşlar. Ruh artık o çocuğa verilmiştir. Ve bu bir canlı olmaya başlar. Bu çocuğun öldürülmesi arkadaşlar haramdır. Büyük günahlardan sayılmıştır. Aynı dünyaya gelmiş bir kişiyi öldürmüş gibi öldürmüş olursun eğer böyle bir şey yapılırsa bir kişi tarafından. Yani böyle algılanmıştır. Böyle öğrendik bizler. Dolayısıyla arkadaşlar biz diyoruz ki İslam dini henüz bir insan anne karnındayken ne yapmıştır? O kişinin canını güvence altına almıştır. Hele hele Kur'an-ı Kerim'e bizler baktığımızda arkadaşlar ne yapmıştır? Geçim sıkıntısından dolayı veya fakirlik korkusundan dolayı arkadaşlar çocuk aldırmak dinen yasaklanmıştır arkadaşlar. Veya çocukları öldürmek dinen yasaklanmıştır. Veya kız çocuğu oldu diye değil mi cahiliye devrinin adetlerinden kız çocuklarını diri diri gömmek yasaklanmıştır. Değil mi? Çünkü onların yani insanların canını güvence altına almıştır. Bu kim olursa olsun bakın. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun fark etmez. İnsansa bitti. Onu biz durduk yere öldüremeyiz. İnsanın hayatı arkadaşlar bundan dolayı kutsal sayılmıştır. Ve kutsal saydığı için de yani Allah-u Teala insana önem verdiği için, İslam dinimiz insana önem verdiği için onun hayatını, onun canını kutsal saymıştır, mübarek saymıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bizler, şurada 2 kez yazmışım kurtarmak, evet veya eksik yazmışım öyle diyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar bir insanın canını kurtarmak aynı sanki bütün o insanların canını kurtarmış gibi sevap kazanıyorsun veya onunla denk sayılmış arkadaşlar. O kadar önemli tutulmuştur insanın canını korumak veya kurtarmak. Tam tersini düşünecek olursak arkadaşlar bizler bunun tam tersini düşünecek olursak bir cana kıymak da aynı zamanda yani bir insanı öldürmek, bir canı öldürmek de sanki bütün insanlığı öldürmüş gibi oluyor arkadaşlar. Yani bütün insanları öldürmüşçesine sen günah işlemiş oluyorsun. Bu şekilde düşünebiliriz. Canın korunması aynı zamanda bireyin can güvenliğinin sağlanmasıyla da mümkün hale gelebilmektedir. Ben eğer iş güvenliğim olmazsa, okulumuzda, evimizde arkadaşlar değil mi? Diyelim ki televizyonu arkadaşlar güzel bir şekilde sabitlemezsek, dolaplarımızı güzel bir şekilde sabitlemezsek, yani bizim canımızı tehlikeye atacak olan ne varsa bunlarla ilgili tedbirleri almazsak arkadaşlar,
canımızı korumamız mümkün değil. Yani bizler canımızı korumak için bunları yapmakla mükellefiz, sorumluyuz. Çalışan bireylerin arkadaşlar, kitapta da geçtiği için bunları alıyorum. Çıkabilir sınavlarda da iş sağlıklarının ve can güvenliklerinin sağlanması da canın korunması kapsamında değerlendirilmiştir. Örneğin bir iş yerine giren bir kişi, değil mi? Diyelim ki inşaat alanına girdi. Gerekirse kaskını takacak, değil mi? Ayakkabısını sağlam bir ayakkabı, değil mi? Onlara özel ayakkabılar var. Onları giyecek. İşte beline o ipleri falan bağlayacak, kemerini bağlayacak. Her neyse arkadaşlar, bütün o önlemleri alması gerekiyor. Bizler arkadaşlar baktığımız zaman bu can güvenliği ile ilgili, iş güvenliği ile ilgili, değil mi? İş kazaları, ondan sonra iş güvenliği, bunların hepsi bunların birer örneğidir. Bakalım şimdi diyor, neslin korunması. Yani burada arkadaşlar biz neyi ele alacağız? Diyeceğiz ki arkadaşlar, eğer öldürme, katletme falan varsa, iş güvenliği falan varsa, can güvenliği falan varsa, bunlar nedir arkadaşlar? Canın korunmasıyla ilgilidir. Şimdi geçelim arkadaşlar, neslin korunması. Neslin korunması toplumun devamı için çok önemli bir husustur arkadaşlar. Neslin korunabilmesi için sağlıklı bir aile kurmak gerekiyor. Bu aileyi de arkadaşlar bizim kurabilmemiz için İslam dini neyi emretmiştir? Nikahı emretmiştir. Demiştir ki nikah olacak. Nikah yoluyla, yani gayri meşru yollarla olmayacak. Aile kurulmak istiyorsa gideceksin, resmi anlamda nikahını kıyacaksın. Ondan sonra dini anlamda nikahını kıyacaksın. O şekilde evlilik yapacaksın. Ve böylece aileyi kurmuş olacaksın. Bizler çünkü ayet ve hadislere baktığımızda arkadaşlar, ailenin önemine gerçekten de ama çok değinilmiş, değil mi? Hadislerde de aynı şekilde arkadaşlar değinilmiştir. Aileye verilen önem neden kaynaklanmakta? Çünkü bir kişi ilk başta o eğitimin arkadaşlar orada alıyor, ailesinden görüyor her türlü şeyini, yani kişilik orada oluşuyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir çocuk, bir insan milli ve dini veya tam şöyle diyelim, manevi değerleri, milli değerleri, dini değerleri, ahlaki davranışları aileden öğreniyor arkadaşlar. Yani karakter, kişinin karakteri arkadaşlar ailede oluşmaktadır. Şimdi buradan da biz neslin korumasıyla ilgili de şunu söyleyeceğiz. Demek ki biz eğer nikahla ilgili, evlilikle ilgili, yani buna benzer şeyleri görürsek, değil mi? Aileyle ilgili, aile kurmakla ilgili bir şey görürsek bunun neslin korunmasıyla ilgili olduğunu düşüneceğiz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Evlenin. Çünkü evlilik benim sünnetimdendir örneğin. Veya gençlere, değil mi? Ne öneriliyor arkadaşlar? Evlilik önerilmiş, değil mi? Peygamber Efendimiz tarafından. Bunlar neslin korunmasıyla ilgilidir. Aklın korunmasına baktığınız zaman, değil mi? Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu en önemli nimetlerden birisi de akıldır arkadaşlar. Çünkü akıl öyle bir şey ki, akıl olmazsa insan veya Müslüman diyelim mükellef tutulmaz arkadaşlar. Sorumlu değildir. Yani bazı ibadetleri yerine getirebilmemiz için bizim akıllı olmamız gerekiyor. Yani akıl sağlığımızın yerinde olması gerekiyor. İslam dini insanın, bundan dolayı arkadaşlar, insanın aklına zarar verecek olan her şeyi yasaklamıştır, haram kılmıştır. Bunlar nedir arkadaşlar? İçkidir, uyuşturucu maddelerdir. Bunun dışında diğer aklına gelen bütün o zararlı maddeler nedir? Yasaklanmışlar arkadaşlar. Alkol ve uyuşturucu maddeler bizim sadece aklımıza zarar vermiyor. Aynı zamanda bizim çevremize de zarar veriyor, toplumumuza da zarar veriyor, ailemize de zarar veriyor. Değil mi? Bir kişi alkollü bir şekilde geldiği zaman ne yapar? Hanımını dövebilir, ona kızabilir, çocuğunu incitebilir, toplumuna zarar verir, kötü söz söyler, trafiğe çıkmışsa hele hele bir insanın canına dahi arkadaşlar kıyabilir. Yani onun ölmesine sebep olabilir arkadaşlar.
Evet, şimdi malın korunmasına geçmeden önce burada da şunları söyleyeyim ben. Arkadaşlar hatta içki alkolle ilgili şunu söylüyor. Bütün kötülüklerin anasıdır diyor. Bakın bu tür şeyler, hadisler, ayetler gördüğümüz zaman veya bir metinde alkolden, uyuşturucudan, zararlı maddelerden, buna benzer şeylerden eğer bahsediyorsa bunun aklın korunması ile ilgili olduğunu düşüneceğiz artık. Malın korunması da arkadaşlar mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmekle ilgili hakların olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Malın korunması demek bunlar demek. Yani bunlarla ilgilidir. Her bireyin çalışıp emek harcayarak, gayret ederek ama meşru yollardan olacak. Yani dinin helal kılmış olduğu yollardan olacak. Elde etmiş olduğu bu mallara sahip çıkacak, çıkmaya veya kazandığı malı aynı zamanda harcamaya hakkı vardır. Bu hakka sahiptir yani. İşte insanların arkadaşlar kazanılmış olan bu hakkı elinden alınmasına din cevaz vermemiştir, müsaade etmemiştir. O onun malıdır, mülküdür. Onu ancak o harcayabilir, o kullanabilir. Bir kişi rüşvet yoluyla, kumar yoluyla, hile yoluyla veya gasp ederek, yani haksız kazanç yollarıyla o kişinin malını elinden alma yetkisine sahip değildir arkadaşlar. Ayrıca insanların emeklerinin karşılığını vermek emredilmiş arkadaşlar. Nasıl emredilmiş? Bu onun hakkıysa, çalıştı, gayret etti, değil mi? Onun parasını ve ücreti neyse arkadaşlar, karşılığı neyse onun verilmesi de dinimizde emrediliyor. Çünkü o onun hakkıdır. Dinimiz bu kişinin hakkını koruma altına almıştır. Eğer vermediği zaman nedir? Dünyada da ahirette de sorumluluk sahibi olur. Kişi haram ve gayrı meşru yollar olmamak şartıyla arkadaşlar kazandığı malları biriktirebilir. O malları isterse satabilir, isterse arkadaşlar onun gelirinden faydalanabilir. Yani bütün bu haklara sahiptir bir kişi. İnsanın kazandığı malı onun izni olmadan almak, kullanmak yine büyük günahlardan sayılmıştır. Nasıl? Yani birisinin çantası var, birisinin arabası var, birisinin kalemi var. Onun izni olmadan ben onu kullanamam yani. Telefonu var diyelim. O onun malıdır. Ben onu kullanamam arkadaşlar. Yasaktır. Din bize bunu yasaklamıştır. Evet, malın korunması arkadaşlar, İslam dini malın korunmasına yönelik olarak yine bakın faizi de yasaklamış. Faiz alanı da verinde yasaklıyor arkadaşlar. Haram işlemiş oluyor, günah işlemiş oluyor. İsraf etmeyi de aynı zamanda, rüşvet alıp vermeyi de arkadaşlar aynı zamanda ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bunlarla ilgili birçok ayet ve hadisler var. O kadar kötü bir nasıl diyeyim, davranış, kötü bir durum olduğunu anlatıyor ki faizle ilgili ne diyor? Diyor ki şuna benzetiyor Allah-u Teala. Şeytanın çarptığı bir şekilde dirileceğini söylüyor. Örneğin veya Allah ve Resulüne karşı savaş açmış gibidir diye benzetiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür şeylerden bizim uzak durmamız gerekiyor. Bunların yasaklanma sebepleri arkadaşlar, değil mi? Zarar verdiğinden dolayıdır. Bu tür davranışlar, durumlar kişinin kendisine, ailesine, çevresine, topluma zarar verdiği için bütün bunlar yasaklanmıştır. Demek ki bizler arkadaşlar malın korunması ile ilgili, faiz alıp vermekle ilgili, israf, rüşvet, ondan sonra haksız kazanç, bu tür şeyler varsa kısacası arkadaşlar bizler ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu malın korunmasıyla ilgili bir durumdur. Dinin korunması nedir arkadaşlar? İslam dininin ana kaynakları bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an ve sünnettir. Bizim ilk başta din hakkında bilgi edinmek istiyorsak ilk başta müracaat etmemiz gereken kaynak Kur'an ve sünnettir. Müslüman olan bir kişi ne yapacak? Bu iki kaynaktan sağlam ve doğru bilgi elde edinecek.
Ve bu şekilde arkadaşlar elde edilmiş o bilgilerle arkadaşlar dinini koruyacak. Yani benim dinimi korumam neyle mümkündür? Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılmakla mümkündür. Onu iyice öğrenmekle, yaşamakla mümkündür. Bu iki kaynağı dayanağı olmayan, yani Kur'an ve sünnete dayanağı olmayan ve sonradan ortaya çıkan yaklaşımlara da biz bid'at diyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Bakın, sen eğer Kur'an ve sünnete sarılmazsan sonradan ortaya çıkmış şeylere artık yönelmeye başlayacaksın. Yani bid'atlere düşmeye başlayabilirsin arkadaşlar. Bunlardan uzak duralım. İslam'ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara da biz hurafe diyoruz. Şimdi hurafe ile bidat birbirlerine çok benziyor. Fakat hurafenin özelliğini biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Hurafe daha çok masallarla, hikayelerle falan geliyor arkadaşlar. Bidat da daha çok böyle uygulamalarla ilgili bid'at dediğimiz şey. Örneğin bid'ate şöyle örnek verebiliriz arkadaşlar. Bir kişi derse ki, çıkıp derse ki, ya arkadaş Peygamber Efendimizin zamanında minare yoktu. Şu an minare var. Bunu kaldırın. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Eğer minare varsa bu yanlıştır falan diyorsa bu bidat olur. Fakat şunu diyebilir. Ya Peygamber Efendimizin zamanında minare yoktu ama şu an minare var. Bu normal bir şey. Olabilir. Bu bidat değil. Yani Peygamberimizin zamanında minare yoktu. Günümüzde minare var demek bidat değil. Tam tersine bidat nedir arkadaşlar? Olmaz ya falan etmek, reddetmek falan etmek de bidattır arkadaşlar. Kabullenmemek de bidattır. Veya sen tam tersine desen o da bidat olur. Şöyle desen ki Peygamberimizin zamanında minare vardı. Günümüzde de kesinlikle minare olması gerekiyor. Bitti. Veya tam tersine arkadaşlar farklı bir şeyden açıdan yaklaşalım. Peygamberimizin zamanında minber en fazla 3 basamaklı falan olmuştur. Dolayısıyla günümüzde 7 basamaklı, 8 basamaklı neyse olmaz falan. Hayır arkadaşlar, olabilir. İnsanlar çoğaldığı için daha da yükseğe çıkarılmıştır. Bunlar mümkündür. Tamam mı arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. Hurafeye bakalım şimdi. Hurafeler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere dayanır daha çok. Bu tür yollarla yani İslam'a girmeye çalışır arkadaşlar. Sihir, büyü, ruh çarma gibi çeşitli batıl inanışlarla karşımıza çıkar arkadaşlar. Hurafe dediğimiz şeyler işte birisi sihir yaparak, büyü yaparak, ruh çağırarak falan ne yapıyor? Yani bizler bu batıl inançlara, bu hurafelere, bidatlere inanmayacağız. Bunlardan uzak duracağız arkadaşlar. Bunlar dinin yanlış anlaşılmasına sebep olabiliyor. Demek ki bizler hurafe, sihir, büyü, ruh çağırma, masallardan gelen işte hurafelerdir veya bidatlerdir. Bu tür şeyler gördüğümüz zaman arkadaşlar nedir? Bunlar dinin korunmasıyla ilgili olduğunu düşüneceğiz. Dinin korunmasına dikkat edilmesi gereken diğer hususlar da var arkadaşlar. Bunlar nedir? Dinin tariflerden uzak tutulması gerekiyor. Tarif neydi arkadaşlar? Çarptırma, saptırma, değiştirme, bozma, bozulma gibi anlamlara geliyor. Bir de biz Müslümanlar olarak ne yapıyoruz baktığımız zaman arkadaşlar bu tür sapmalara maruz kalmamak için Fatiha suresinde günlük 5 vakitte okuyoruz zaten. Ya Rabbi sen bize yol göster. İhtinas sıratal müstakim sıratal lezine enamte aleyhim. Özellikle şu kendilerine nimet vermiş olduğun kişilerin o yolun üzerine gidenlerin yoluna ilet. Sapanlar yoluna iletme. Değil mi? Bu şekilde dua ediyoruz. Yine dikkat edilecek en önemli davranışlardan bir tanesi de arkadaşlar dini Allah'a tahsis etmek meselesi var. Bize bu şekilde yaparsak doğru yoldan sapmayız. Dinimizi koruma altına almış oluruz. Yani din hakkında konuşacağımız zaman Kur'an ve sünnete dayalı konuşmamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Ezanla okunuyor arkadaşlar iftar vakti. Şurayı da hızlı bir şekilde anlatayım. Din korunması Allah'ın haklarının ve sınırlarının muhafazasıyla yani korunmasıyla mümkündür. Bunlar da nedir arkadaşlar? Allah'ın hakkı demek
Allah'ın korumuş olduğu o sınırlar helaller ve haramlardır arkadaşlar. Sen helal ve haramlara uygun bir şekilde davranırsan Allah'ın haklarını korumuş olursun. Yani helali helal sayacaksın, haramı da haram. Harama helal demeyeceksin. Tam tersine helale de haram demeyeceksin. Allah bunu sana helal mi kılmış? O zaman sen buna haramdır demeyeceksin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bu sınırlara riayet edilmesi arkadaşlar emredilmiştir. Bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi bitti normalde de şöyle yapalım, geriye gelelim. Arkadaşlar kısacası dinin korunmasıyla ilgili nedir? Hani helaller, haramlar, bunlar da eklerim, az önce anlattım. Bunlar da varsa eğer arkadaşlar, o paragrafın, o metnin dinin korunmasıyla ilgili olduğunu anlayacağız. Peki arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum. Bir saniye bekleyin.